Selamünaleyküm arkadaşlar. Aslan Şampiyon TV'den selamlar, saygılar, sevgiler gönderiyoruz. Sohbetimizin konusunu ekranda gördüğünüz fotoğraftan tahmin ediyorum ki hemen anlayacaksınız. Megafon Ali. Megafon Ali boş durmuyor arkadaşlar. Saçmalamaya devam ediyor. Saçmaladıkça da batıyor arkadaşlar. Aslında buraya kadar battı. Ama farkında değil, hiçbir şeyin farkında değil. Onun için varsa yoksa Galatasaray düşmanlığı, Galatasaray düşmanlığıyla ayakta kalacağını zannediyor, prim yapacağını zannediyor. Medya içerisinden arkasına aldığı yalayıcı, yıkayıcı bazı dalyaratlarla da el ele kol kola yürüyüp zannediyor ki ben ona buna sallarsam bu işi bitiririm. Her konuda arkadaşlar geri adım atmak zorunda, dayak yemek zorunda, tokat yemek zorunda kalıyor ve tokatlıyorlar. Ama hiç fark etmiyor, son derece pişkin, hiç aldırmıyor arkadaşlar, hiç aldırmıyor. Gayet normal, her şey gayet normalmiş gibi yaşamını sürdürüyor ama işin farkında değil. Kendisine karşı olan, ki bırakın dışarıdaki camianın dışındaki rakipleri, insanları, kişilerin, kendi camiasının içinde bugün desteği belki de %20'lerde olmayan bir kişiden söz ediyoruz. Ama o kişi işi gücü bırakıyor. Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'e son günlerde laf yetiştirmeye çalışıyor. Halbuki Dursun Özbek'e laf yetiştirmesi, onunla yarışıyor olması mümkün değil. Arkadaşlar en son numarası şu. Hep diyor ya, televizyona çık, karşıma çık, işte seninle düello yapalım. Şimdi yeni numarası, ki bu yeni numarası adamlığa da sığmaz aslında, yaptığı bazı açıklamalar var ve bunlar çok hakikaten yani üzücü şeyler ya, üzücü şeyler gerçekten. Artık her şeyi bir kenara bırakıyorum. Koskoca Fenerbahçe abi, Fenerbahçe tarihine yakışmayacak bir başkanlık anlayışını görüyoruz. Bu olmaz, böyle başkanlık olmaz. Bunu kim yönlendiriyorsa, kim dolduruyorsa, sen çok iyi konuşuyorsun, hadi aslanım, yürü aslanım falan filan, bunlar yanlış şeyler. Efendim neymiş? İşte bu yıldız meselesini, bilmem ligdeki işte hakemler, o bu abidik gubidik numaraları, gel çık karşıma, televizyonda tartışalım. Bunu siyaseten de çok görüyoruz, işte biri diğerine meydan okuyor, gel çık karşıma. Ya senin karşına niye çıksın adam? Ha işte bütün hikaye bu. O da seni ciddiye almıyor ki, seninle konuşacak bir şeyi yok. Sana zaten en üst perdeden Dursun Özbek cevabı gönderiyor. Galatasaray Kulübü Başkanı seni muhatap almıyor. Sen benim muhatabım değilsin diyor. Yürü git, anca gidersin diyor. Dön arkanı git, ense tıraşını görelim diyor. Ama o işi yine bel altına çekmeye çalışıyor. Neymiş efendim? Galatasaray yönetiminden birisi demiş ki, aslında demiş hiç uğraşma, Dursun Özbek'in konuşma yeteneği yoktur, konuşma özürlüdür. Senin gibi birisinin karşısına çıkacak cesareti onda yoktur demiş. Diyor ki bana diyor Galatasaray yönetiminden biri bunu söyledi. Şimdi Galatasaray yönetiminden biri kimse, bir isim var konuşacağız biraz sonra, sana bunu söyledi söylemedi. Velev ki söyledi, ben söylediğine inanmıyorum da, velev ki söyledi. Seni adam yerine koymuş, sana demiş ki bak sen böylesin ama işte bizim başkan TV'lerde orada burada konuşma özürlüdür, konuşamaz. Sen de çok büyük hatipsin, konuşuyorsun, üstüne de adam yok. Yani o yüzden senin karşısına çıkamaz. İyi kardeşim de madem bunu sana söylüyorsa o adam, seni adam yerine koyup sana güvenip, sen bunu niye canlı yayında orada burada açık ediyorsun da arkadaşım dediğin o kişiyi zor durumda bırakıyorsun? Bir adama yakışır mı bu? He? Bir adamlığa yakışır mı? Adama yakışır mı birisini böyle deşifre etmek ya da zor durumda bırakmak? Ama bunlar yaparlar abi. Bunlardan her şeyi bekleyeceksiniz. Kimmiş o? Güya efendim ona bu bilgiyi veren Metin Öztürk'müş. Öyle diyorlar. Erden Timur'un yanında gördüğünüz Metin Öztürk demiş ki güya, böyle böyle senin karşına bizim başkan çıkamaz çünkü konuşmayı beceremez. Konuşma özürlüdür. Hitabet yeteneği yoktur. O yüzden hiç boşuna uğraşma. Sen onu televizyonda düelloya çağırma demiş. Bir, Metin Öztürk'ün böyle bir şey dediğine inanmıyorum. İki, Metin Öztürk böyle dediyse
Bunu açıklamak adamlığa yakışmaz. İki, adam gibi adam böyle dedikodu yapacak. Kendi arkadaşını, ona güvenen birisini zor durumda bırakacak. Böyle açıklamayı yapmaz. Ha, Metin Öztürk böyle niye dedi? Dediyse doğru mu yaptı, yanlış mı yaptı? Evet, yanlış yapmıştır. Ama şuna da katılmıyorum. Şimdi Metin Öztürk, herkes, hepimiz nerelerde ne cümleler kullanmıyoruz, ne tür görüşler ortaya dökmüyoruz yani. Metin Öztürk böyle bir şey söyledi, yanlış doğru. Ama Metin Öztürk'ün bu söylediği üzerinden hareketle derhal istifa et, asarız, keseriz, ittir git bilmem ne falan filan. O ayrı bir şey. O ayrı bir şey. Şimdi burada Koçali ne yapmak istiyor? Eğer böyle bir açıklamayı yapıyorsa ve Metin Öztürk de böyle bir şey söylemişse, Galatasaray'ın yönetimi tıkır tıkır saat gibi işliyor arkadaşlar. İyi öyle ya da böyle Metin Öztürk de işini yapmaya çalışıyor. Galatasaray'ı da öyle ya da böyle gayet iyi bir şekilde temsil ediyor. Sonuçta Galatasaray'da başkan adayı olmuş. Sonra Dursun Özbek'le birleşmiş. Kaldı ki Dursun Özbek'e ve Galatasaray'a ve Galatasaray yönetimine bağlılığı var, saygısı var, odur budur. Kelle istemenin hiçbir anlamı yok. Böyle bir şey dediyse de gider başkanından özür diler, ben bir halt yedim der ve bu mesele Galatasaray açısından böylece kapanır. Ama bir takım çok bilmiş bazı dalyaraklar var. Güya Galatasaray tarafından Galatasaray'ı düşünerek konuşan bazı tipler var. Siz bir defa sesinizi kesin kardeşim. Sesinizi kesin. Bugün Galatasaray yönetiminde bir uyum var, o var, bu var. Galatasaray başkanının konuşma yeteneğinin olmadığını ya da olduğunu, konuşma özürlülüğü olmadığını herkes biliyor ya da bilmiyor. Şimdi böyle konuşanlar, şimdi ahkam kesenler, Metin Öztürk istifa etsin, gitsin, bıraksın falan diyenler daha önce Dursun Özbek'in kıçına teneke bağlanırken alkış tutuyorlardı. O televizyonlarda yazar yorumcu geçinenler var ya, şimdi oralara buralara saldıran bir takım tipler var ya, onlar daha düne kadar Dursun Özbek'e yapmadıkları kötülüğü bırakmadılar. Her türlü rezilliği yaptılar. Galatasaray'a yakışmıyorsun, git falan filan. Şimdi Dursun Özbek'i yalıyorlar. Bunlar bu. Nasıl orada karşı tarafta böyle yanar döner varsa burada da yanar dönerler var. O yüzden Metin Öztürk'ün kellesini falan istiyor olmayı geçin bir defa. Zaten Megafon Ali uyanık. Megafon Ali Galatasaray yönetiminin içerisine mikrop saçmak istiyor. Öyle ya da böyle. Eğer niyeti bu olmasa bunu söylemez. Orada insanları birbirine düşürecek. Dedikodu sanatını oralarda yayacak abi. Dedikodu güldüründen beslenip aklı sıra kendine buralardan bir çıkar elde edecek. Olmaz böyle bir şey. Sen, Dursun Özbek senin karşına çıkmaz. Dursun Özbek seni muhatap almaz. Sen ancak elinde işte böyle megafonlarla orada burada konuşursun. Dursun Özbek'in kültüründe böyle elinde megafonla orada burada konuşmak yoktur. Dursun Özbek senin, açık söylüyorum, senin önünden bile geçemeyeceğin bir lisenin, Galatasaray Lisesi'nin mezunudur. Dursun Özbek üst düzeyde bir üniversiteyi bitirmiştir, eğitimlidir, kültürlüdür. Dursun Özbek baba parasıyla bir yerlere gelmemiştir, yalı bahçelerinde yetişmemiştir. Anadolu'nun bağrından çıkıp dişiyle tırnağıyla kaza buralara gelmiştir ve Galatasaray'a başkan olmuştur. O Galatasaray'ı da şimdi uçurma noktasına gelmiştir. O Dursun Özbek kim? Bulduğu sponsorlarla, değişik kesimden, değişik firmalarla, bulduğu sponsorluklarla Galatasaray'ı bir yıldızlar bahçesine çevirmiştir. Sen ise bugün elinde megafonunla ona buna hava bısan sen ise veya aklın sıra kafa bulduğun, dalga geçtiğin Dursun Özbek'in tam aksine Koç Holding'in ne kadar şirketleri varsa onları sponsor olarak bağlamışsın. Bir artın yok, bir başarın yok, hiçbir şey yok ortada ve Dursun Özbek'i benim karşıma düelloya çıkamaz, hitabet yeteneği yoktur, konuşmayı beceremez, konuşma özürlüdür diyerek aklın sıra aşağılamaya çalışıyorsun ve bunu da Galatasaray'ın içinden bana birileri söyledi diyerek o yönetimi
bir şekilde zor durumda bırakmak, karıştırmak. Oraya aklın sıra bir saatli bomba koyacaksın. Oranın, ortamın huzurunu bozacaksın. Zamanında Galatasaray teknik direktörüne sicili bozuk diyen bu. Her türlü hakareti yapan bu. Yani yapmadığı rezillik kalmamış bu arkadaş, bu beyefendi, Fenerbahçe Kulübü başkanlığı koltuğunda oturan bu şahıs bütün bunları yapıyor ve buna alkış tutan bir kesim var. Yazıktır, günahtır, ayıptır kardeşim. Sen bugün federasyona ucunun içerisine almışsın. Yıldız yıldız diye tutturmuşsun. Sonra bakmışsın ki tıpan yememiş bu yıldız konusunda, geri adım atmışsın. Geri adım atıyorsun. Geri adım atarken de estek köstek bir takım dalga dümen işleri, işte şu gerekçe vardı, bu böyleydi. Yok efendim federasyon yıldız komisyonunu kurdu da bilmem ne oldu da biz federasyonu daha zor durumda bırakmama adına geri adım attık da yıldızsız formayla çıkacağız da daha düne kadar yıldızlı formayla çıkacağım diyordun. Ne oldu şimdi derler adama, yıldızsız formayla çıkacakmış. Ve bunun hesabını da sorması gerekenler sormuyorlar. Sen kardeşim nasıl böyle yapabilirsin? Bu kadar Fenerbahçe kulübünü zor durumda bırakacak saçma sapan işlere nasıl imza atarsın diye soramıyor. Çünkü hiçbirinin dötü yemiyor, dübürleri yemiyor. Demiyorlar ki buna, bak tıpan yemedi bu yıldızlı formayla, beş yıldızlı formayla sahaya çıkma işi. Ne oldu? He? Niye geri adım attın? Efendim federasyon yıldız şey kurmuş, yıldız komisyonu kurmuş da bilmem ne olmuş da işte zamana yayacaklarmış da estekmiş köstekmiş de oradan haklı bir karar çıkacakmış da 59'dan önce Türkiye'de futbol var mı yok mu tartışmasıymış da mış 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 mış. Biz o mış mışları yemeyiz emmi. Şimdi bu federasyon nasıl olsa diyor ki Türkiye Kupası seremonisine 5 yıldızla çıktık. Oradan biliyor. Henüz daha federasyon ceza vermedi. Oradan bir ihtarın geleceğini biliyor. Ama 2-3 sonrasında puan silme, küme düşme geleceğini de biliyor. Ama diyor ki bu federasyon diyor ya bunları ben diyor oynarım diyor. Ben Koç Holding'in diyor TFF'nin de sponsoruyum diyor. İstediğim gibi oynarım demeye getiriyor herhalde. Bunlar kolay diyor. Ama en büyük yanlışı nerede yaptı? Baltayı nerede taşa vurdu arkadaşlar? UEFA, işte UEFA'nın organizasyonunda, yani Konfederasyon Kupası'nın ikinci ön eleme maçında 5 yıldızlı formayla çıktı. Ama UEFA ne yapar? Öyle hiç kimsenin gözünün yaşına bakmaz. Adamın dötünden kanı alır yani. Şimdi UEFA diyor ki kardeşim diyor ya bunu yaptın sana ihtarı basarım. Bundan sonra yapacağım bu tür uygulamalarda diyor gözünün yaşına bakmam, puanını silerim, seni organizasyonumun dışına atarım diyor. Bunu gördüm. Şimdi gördüğü için kıvırması lazım, geri adım atması lazım, ileri gitmesi için tıpa yemiyor. Tıpa yemiyor. Bunu destekleyenlerin tıpası da yemiyor. Hepsi tutuşmuş. Dübürleri yanıyor abi. Yanıyor böyle pır 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 yanıp gidiyor. Ne yapacaklar? Geri adım atacaklar. Geri adım atmaları için de illa yani mikrofonu eline alıp şey megafonu eline alıp orada burada "Ey vatandaşlar ikizlere takke" mi diyecek? Hayır. Ne yapacak abi? Ben geri adım atıyorum da diyemiyor. Diyor ki federasyona teşekkür ediyoruz. Bizim talebimize olumlu cevap verdi. Yıldız komisyonunu kurdu. Yıldız komisyonunu işte bize iyi niyetle yaklaşıyorlar. Biz de bundan sonraki maçlara yıldızsız formayla çıkacağız. Hadi lan derler adama. Hadi oradan. Desene benim tıpam yemedi. Ben de bundan sonraki maçlara sahaya yıldızlı formayla 5 yıldızla çıkacak döt yok desene. Diyemezsin. Peki sen diyemiyorsun da senin yalayıcıların, yıkayıcıların, yalamaktan dilleri nasır tutan dallaraklar diyebiliyor mu? Onlar da diyemezler. Onlar şimdi efendim baba ya sen 10 tane transfer yaptın, ne oyuncular aldın, bak işte dünya teknik direktörü bilmem Arap İsmaili takımın başına getirdin, estekti köstekti. Ya adam ne diyor biliyor musunuz? Ya diyor biz diyor geçen sene diyor Jesus'la şampiyon olacaktık diyor. Üçlü oynattı diyor baba, ta oralara gelmiş. Üçlü oynattı diyor. Hayatta üçlü oynamayan diyor. Jesus Efendi üçlü oynadı diyor. Sonra dedik niye üçlü oynuyorsun? Bak biz başarısız oluyoruz. Ben üçlü oynamıyorum. Siz bu işten anlamıyorsunuz dedi bize diyor. Yani demek istedi ki diyor siz dalleraksınız demeye getirdi herhalde. Yahu kardeşim
Bu adamlar bu böyle komik komik şeylerle uğraşılıyor. Öte yanda da bir Galatasaray var arkadaşlar ya. İlkesiyle, duruşuyla, yaptığı planlarla, projelerle, yöneticileriyle. Yani nasıl size anlatayım gerçeği? Bu tutturmuş, gel televizyona çıkalım. Ne yapacaksın televizyonda? Düvelle yapalım. Ama sen benim karşıma çıkamazsın. Niye? Benimle konuşacak konuşma yeteneğin yok. Konuşma özürlüsün. Hitabet yeteneğin yok. Ben de çok net bir şekilde görüyorum ve Galatasaraylılar da diyor ki ve de Dursun Özbek diyor ki ey Megafon Ali benim diyor televizyonda seninle diyor konuşacak neyim var? Ben televizyonlarda seninle konuşmam kardeşim. Seni muhatap almam, ciddiye almam. Ben Galatasaray başkanıyım. Senin gibi birisini ben ne yapacağım ciddiye alacağım diyor. Ben diyor TV'de konuşmam. Ben sahada konuşurum diyor. Benim diyor aslanlarım, yıldızlarım diyor sahada konuşur diyor. Üçer üçer saplar diyor. Üç diyor gelir senin sahanda saplar. Üç de diyor benim sahamda diyor saplar diyor. Saplar mıyız diyor? Saplarız diyor. Bak diyor böyle böyle çok net bir şekilde bunları söylüyor. Sonra da diyor ki benim icraatlarım var diyor. Ben Kemerburgaz'ım var, Florya'm var, adam var, o var, bu var diyor. Ben giderim devlete paramı yatırırım, tapularımı alırım diyor. Çıkıyor bunları bakın hepsini bir bir abi ne yapıyor? Gösteriyor, imzalar atılıyor, projeler yerli yerine oturuyor. Galatasaray gelir kapılarını arttırdıkça artırıyor. Yeni yeni sponsorlarla ne yapıyor? Yoluna devam ediyor. Sonra abi sonra gelir ben sana saplarım diyor. Üçer üçer saplarım diyor. Senin diyor evinde sana saplarım diyor. Duvarlara da diyor Kadıköy hatırası yazdırır. Ondan sonra da diyor bu gördüğünüz fotoğrafları veririm diyor. Sen ne var gel düello yapalım. Ben seninle ne düellosuna geleceğim. Bırak sen konuşmayı diyor. Hitabeti onu bunu. Ben hitabetin kralını da yaparım diyor. Ama diyor gerek yok. Ben zaten sana sahada saplıyorum. Sapladığım zaman da diyor bu görüntüleri veriyorum diyor. İşte bu kadar basit, açık ve net. Benim cevabım budur diyor. Sana cevabım budur diyor. Hitabetim varmış, konuşma yeteneğim oymuş, buymuş diyor. Güzel. Sen diyor benim okuduğum okulun önünden geçemezsin diyor. Ben diyor Anadolu'nun bağrından çıktım diyor. He? Okullar bitirdim, eğitimimi aldım, şunu yaptım, bunu yaptım diyor. Dişimle tırnağımla Galatasaray başkanlığına geldim. Şampiyonluklar kazandım. Güçlü yıldızlar topluluğu bu Galatasaray'ı şu anda kuruyoruz. Ve bu Galatasaray Avrupa'nın ilk 10 takımından biri olacak. Avrupa'nın en güçlü kulüplerinden biri olacak. Bizim hedefimiz Avrupa şampiyonluğudur diyor. Bunun teknik direktörü de diyor ki hedefim diyor, bizim diyor hedefimiz diyor, öncelikle diyor lig şampiyonluğudur diyor. Avrupa diyor hayal benim için diyor. Avrupa'da bir lan hayal dediği Konfederasyon Kupası. Adana Demirspor belki bu sene orada şampiyon olacak. Şimdi böyle bir tablo arkadaşlar. Böyle bir tablo. Sen ne yapıyorsun abi? Eline megafonu alıyorsun. Ey vatandaşlar, domates, domates geldi. Bir demediğin kalmış. Onu diyeceksin. Abi bunları geçeceksin. İşte tıpa yemediği için ne diyor? Yıldızsız diyor çıkar oynayacağız diyor. Oyna yiyorsa ondan sonra da işte Metin Öztürk eğer böyle bir halt yediyse orayı karıştırmak aklı sıra Galatasaray yönetiminin içerisine saatli bombayı koyma. Yok arkadaşlar bu dolmuşa kimse gelmesin. Öyle Metin Öztürk istifaydı falandı filandı bunlar da hikaye. Yaptıysa bir yanlışlık gider başkanından özrünü diler. Ha şimdi bakın bu fotoğrafa dikkatle bakın arkadaşlar. Galatasaray'da böyle bir saygı böyle bir sevgi vardır. Erden Timur gider başkanının elini milyonlarca insanın önünde öper. Metin Öztürk de başkan da yönetimine saygılıdır. Bunları biz orada görüyoruz. Onlar bu güzelliği, bu düzeni, bu ortamı bozamazlar arkadaşlar. Gördüğünüz üzere Galatasaray sponsorluklarla, kazandığı paralarla, yaptığı yatırımlarla bugün 90 milyon euroluk imza diyor bu gördüğünüz futbolcular ve totalde Galatasaray'ın artık Türkiye'nin en güçlü, en zengin kulübü olduğunu, en pahalı kulübü olduğunu zaten biz buradan anlıyoruz. A'dan, aslandan gövde gösterisi deniliyor. Zaten burada Los Galacticos, işte yıldızlar, 7 yıldızlı imza şovlar,
biraz önceki gördüğünüz yine 90 milyon euroluk imza falan. Bütün bunlar arkadaşlar hepsi olan şeyler. Şimdi bunları arkadaşlar bir kenara bırakalım. Başka güzelliklerimiz var. Gazetelere yansıyan başlıklar var. Yine Dursun Özbek'in yaptığı açıklamalar var. En son yine Sokar'la yapılan bir sponsorluk anlaşmasından sonra güzel bir takım gelişmeler oldu. Bu arada Galatasaray transfer çalışmalarını da yine sürdürüyor. Bu vesileyle ondan da biraz bahsedelim dilerseniz. Bir Ramos heyecanının olduğu söyleniyor. Arkadaşlar ben inşallah Ramos olur. Galatasaray defansına Ramos gibi bir tecrübeyi bir sezonluk da olsa koymakta çok büyük fayda var. Bakın geçen sene Galatasaray'ın şampiyonluğunda en çok pay sahibi olanlardan birinin Mata olduğunu söylersem şaşırırsınız belki ama Mata o takım içerisindeki pozitif uyumuyla, şunuyla, bunuyla arkadaşlar Galatasaray'a çok katkı verdi. Dolayısıyla Ramos gibi bir oyuncunun da ne denli katkılar vereceğini hesaba katmak lazım. Ramos dünya futbolunda bilinen bir isimdir. Ramos gibi, Mata gibi oyuncuları da Galatasaray suyunu içirip arkasına almasında büyük fayda var diye düşünüyorum. Yine Sergio Ramos heyecanı bir şekilde yansımış. İnşallah bunun devamları gelir, güzellikler gelir ama Galatasaray orta sahasına beklenen 2-3 takviyeyi yapacak arkadaşlar. Defansa da yapılacaksa yapılacaklar. Bak adam diyor Avrupa'da kupa hayal, kupa hayali görüyor arkadaşlar. Ama diyor bizim için diyor öncelikle diyor nedir diyor lig şampiyonluğu önemlidir diyor. Yani ötesini siz anlayın. Cimbom'a para yağmuru işte biraz önce anlattım. Cimbom arkadaşlar onun bunun gel televizyonda düello yapalım, şunu yapalım, bunu yapalım diyerek onlara cevap vererek vakit geçirecek zamanı yok. Avrupa zaferi diyor, başarımızı katlar diyor. Avrupa'da da zafer gelecek arkadaşlar. Türk futbol tarihinin en pahalısı. 2024 model Galatasaray Türk futbol tarihinin en pahalısı. Arkadaşlar bunlar yatarak olmuyor. Bunlar Megafon Ali'ye cevap vererek olmuyor. Megafon Ali ile televizyonlarda düello yaparak olmuyor. Konuşma özürlü dediği, hitabet yeteneği yok dediği Dursun Özbek ve arkadaşlarının çalışmasıyla oluyor. Senin konuşma özürün yoksa ki konuşma özürlü değilsin de görüyoruz işte neler konuştuğunu, neler saçmaladığını. Madem böyle hitabet yeteneğin var da neler yaptıklarını, ne haltlar yediklerini görüyoruz. Sponsorluklarını da görüyoruz, başarılarını da görüyoruz. Ortada hiçbir şey yok arkadaşlar. Sıfıra sıfır elde var sıfır. Ramos heyecanı az önce göstermiştik bunu. Devam edelim. Orta sahaya 3 dev aday denilmiş arkadaşlar. Parades, Endombele ve de Fred. En az 2 tanesi gelecek arkadaşlar. Kerem zaten bitti. Kaleci Günay tamam. Dolayısıyla arkadaşlar bütün bunları tek tek konuştuktan sonra geriye ne kalıyor? Neyi konuşacağız? Gel benimle düello. Ya seninle niye düello yapayım ben? İşte burada da demişler o lafı söyleyen kişi Metin Öztürk'müş diye. Metin Öztürk'ü akılları sıra işte uçurumun kenarına getirip atıyorlar. Kim bu? İşte 90'lık Selim Soy'dan. Selim Soy'dan oralarda olduğu için ondan her türlü dedikoduyu, lagallugayı bekleyiniz abi. Selim Soy'dan bunları gayet güzel, iyi beceriyor. Provokatörlüğü iyi beceriyor. Aklı sıra Galatasaray'ın içine, Galatasaray yönetiminin içerisine bir bomba atacak. Onları karıştıracak, onların havasını bozacak. Yemezler arkadaşlar. Bunları yemezler. Buralardan onlara fazla bir şey çıkmaz. Bu arada işte görüyorsunuz bu fotoğraf çok önemli. Bu Megafon Ali bu fotoğrafa baksın da biraz ders alsın. Yok Dursun Özbek gelsin benimle düello yapsın, karşıma çıksın. Konuşma yeteneği yok, efendim hitabet yeteneği yok, işte konuşma özürlü falan diyeceğine nasıl çalışkan olduğunu, nasıl becerikli olduğunu kaldı ki Dursun Özbek'in bitirdiği okulların önünden geçme şansı olmayan birisinin bunları söylüyor olması da çok komik. İşte bulunan sponsorluklar. Bir tarafta arkadaşlar ekranın bu tarafında yıldızları görüyorsunuz. Bu tarafında da sponsorları görüyorsunuz.
Bu sponsorlar arkadaşlar Galatasaray'ın bugün büyük hedeflere kilitlenmesine neden oldu. Bu Galatasaray bugün bu hedefleri kendine seçti ve bu hedeflere bir 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 varacak. Bunlar zaman içerisinde olacak ama dediğim gibi Dursun Özbek'in bunlarla kaybedecek hiç zamanı yok arkadaşlar. Ve Dursun Özbek televizyonlarda konuşmaz. Dursun Özbek nerede konuşur? Sahada konuşur. Dursun Özbek'in yıldızları sahada konuşur. O yıldızlar sahada rakiplerine üçer üçer saplar. Sapladıkları için de Megafon Ali ve diğerleri mutlaka ve mutlaka çıldırmaya devam edecekler. Ötesi yok arkadaşlar. Ötesini boş verin. Ama bu arada Galatasaray'ın sponsorlarının da ne denli güçlü ve Galatasaray'a bağlı kişilikler olduklarını da söylememe bile gerek yok. Galatasaray doğru yolda ilerliyor. Dursun Özbek'in bunlara cevap verecek zamanı da yok. Bunlarla kaybedecek zamanı da yok arkadaşlar. Ortalığı yangın yerine çevirmek, işte bel aşağısı vurarak Galatasaray'ın havasını bozmak bunların yapabileceği işler değil. Dursun Özbek ve arkadaşları doğru yolda ilerliyorlar. Biraz önce gösterdim size Erden Timur'un başkanının elini milyonlarca insanın önünde öperken arkadaşlar Megafon Ali de böyle megafonunu alacak sağa sola abuk subuk yapacağı konuşmalarla hem komik duruma düşecek hem battıkça da boğazına kadar batacak. Ötesi yok arkadaşlar. Ötesini hiç kurcalamayın ama sonuç olarak ben şunu söylüyorum. Dursun Özbek o kişiyi ciddiye almaz. O kişiyle televizyonlara çıkmaz. Bırakın siz hitabet yeteneğini, konuşma özgürlüğünü falan. Kendisi çok konuşma özürlü değil de ne haklar yediğini zaten herkes biliyor. Niye geri adım attın? Neden yıldızlı formayla çıkacaktın da çıkmadın? Tıpan yemedi abi. Tıpa yemiyor. Tıpa yemiyorsa yapamazsın bunu. Bunun tıpasını yemediğini de bunu yalayan, yıkayan dalyaraklar söylemezler. Söyleyemezler, korkarlar çünkü. Ama Dursun Özbek ne diyor? Ben seninle televizyonlarda orada burada konuşmam. Seni de ciddiye almam. Seni de muhatap almam. Çünkü ben Galatasaray başkanıyım. Ben şampiyon takımın başkanıyım. Ben Avrupa'da büyük hedefleri olan, Avrupa'nın 10 takımından biri olacak olan Galatasaray'ın başkanıyım. Sıradan kişilerle benim kaybedecek zamanım yok diyor. Ben Galatasaray camiasının başkanıyım diyor. Ve de diyor ki benim yıldızlarım, benim kurduğum takımdan, benim yıldızlarım gelirler sana, senin evinde de burada da orada da her yerde üçer üçer saplarlar diyor. Sapladılar mı? Sapladılar. Hadi anam dön arkanı git ense tıraşını görelim derler adama. Bu kadar basit arkadaşlar. Gelin dilerseniz noktayı koyalım. Fazla da uzatmayalım. Bu sohbeti burada bitirelim. Sohbetin ana konusu Galatasaray Başkanı TV'lerde konuşmaz. Galatasaray Başkanı'nın kurduğu Yıldızlar Topluluğu takım gelir sana saplar. Icardi'si ile saplar. Zaniolo'su ile saplar. Şimdi Zaha'sı ile saplayacak. Onuyla saplayacak. Bunuyla saplayacak. Sen derdine bak abi. Bu kadar basit. Bu kadar ne? Bu kadar kesin. Hepinize enişten saygılar, selamlar gönderirken değerli kardeşlerimiz abone olmayı, beğenmeyi, paylaşım yapmayı lütfen unutmayın ve bu tipleri böyle orada burada elinde megafonla millete meydan okuyan tipleri ciddiye almayın. Dursun Özbek'e de bu konuda destek verin, tam destek verin. Galatasaray doğru yolda ilerliyor. Hepinize enişten sevgiler, selamlar gönderiyorum. Hoşçakalınız.